Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Anadolu Selçukluları Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'ya göç etmeye başlamışlar ve bu toprakları vatan yapmanın mücadelesini vermişlerdir. Kazanılan askeri ve siyasi başarılardan sonra Türk İslam medeniyetini Anadolu'da hakim kılmayı kendilerine en büyük amaç olarak gördüler. Türklerin Anadolu'yu vatan yaparken yerleşik aşiret hayatından millet hayatına geçmelerinde, iş ve aş sahibi, üretici, meslek edinmelerinde, Anadolu'yu Türk İslam yurdu yapmalarında edebi, mimari, iktisadi, zirai, sosyal güvenlik ve eğitim sistemlerini oluşturmalarında şüphesiz ahiliğin çok büyük etkisi olmuştur. Peki Ahi Evran kimdir? Kurmuş olduğu ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi tüm hayatımızı etkileyen, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan, bu sebeple Türk İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran, 1171 yılında İran'ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur. Asıl adı Mahmud'dur. Babasının adına ve doğum yerine nispetle Mahmud bin Ahmet el-Hoy denilmiştir. Ahi Evran'ın çocukluğu ve ilk eğitimi memleketi Azerbaycan'da geçmiş olup, gençliğinde ise Horasan ve Mavera-ün-Nehir'e giderek o yörede büyük alimlerden dersler almıştır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp alanlarında çok büyük bir alim olmuştur. O dönem Bağdat'ın İslam dünyasının sanat ve ilim merkezi olması, Ahi Evran'ın çok yönlü yetişmesinde etkili olmuştur. Bu dönemlerde İbn Sina, Sühreverdi, El-Maktul ve Fahrettin Razi'nin eserlerinden istifade etmiştir. 13. yüzyılın başlarında Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Muhiddin Arabi ve hocası Evhadüddin Kirmani ile birlikte Anadolu'ya gelen Ahi Evran, bu tarihlerde hocası Evhadüddin Kirmani'nin kızı Fatma Bacı ile evlenmiştir. Anadolu'da özellikle esnafa İslamiyet'i anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmelerini tavsiye etmiştir. Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı halkı uyarmıştır. Şeyh Edebali ile birlikte halkı örgütleyerek hem Moğol tehlikesiyle uğraşmış hem de Osmanlı Devleti'nin kuruluşu için manevi ortamı hazırlamışlardır. Ahi Evran Anadolu'ya geldikten sonra Kayseri'de ve Kırşehir'de Debbah yani deri işleme atölyesi kurmuş, Moğollara karşı Kayseri'yi savunan ahileri teşkilatlandırmıştır. 1237 yılında başkent Konya'da 1. Alaaddin Keykubat'ın öldürülmesi üzerine sultanla gönül bağı bulunan ahiler 2. Gıyasettin Keyhüsrev ve Vezir Saadettin Köpek'e karşı direnmişlerdir. Hatta bu dönemde Ahi Evran ve bazı ileri gelen ahiler Konya'da tutuklanmışlardır ve 5 yıl boyunca tutuklu kalmışlardır. 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in vefatından sonra saltanat naipliğine getirilen Celaleddin Karatay zamanında ahiler ve Türkmenler üzerinde baskınız kalkmıştır. Bundan sonra bir dönem Denizli'ye giden Ahi Evran tekrar Konya'ya dönmüş, daha sonra da Kırşehir'e gelerek ömrünün sonuna kadar Kırşehir'de yaşamıştır. Ahi Evran kaynağını Yesevi'den alan kutlu bir davanın gönül erleriyle birlikte bu toprakları vatan yapmanın, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının öncüsü olmuştur. Özellikle yeni kurulan ahilik sistemi ile Anadolu'ya göç eden Türkmenlere hem iş, aş vermiş, onları iyi bir Müslüman ve vasıflı bir birey haline getirmiştir. Böylece Anadolu'nun iktisadi kalkınmasında ve imar edilmesinde öncülük etmiştir. Ahi Evran 30 civarı esnafı teşkilatlandırmış, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında sanatını icra eden bütün esnaflar İslam medeniyetinin önce kuruluşu, ahilik teşkilatının merkezi Kırşehir'i ili olarak buradan icazetname almışlardır. Selçuklu başkenti Konya o dönem Moğol baskısı altında olduğu için başkente yakın ancak göz altında olmayan nispeten daha sakin bölgede olması hasebiyle Kırşehir merkez seçilmiştir. Şems'in ölümünden sonra Kırşehir'de kalıcı olan Ahi Evran'ın bir kısmı çeviri 20 civarında eseri mevcuttur. Kardeşliğin, cömertliğin, fedakarlığın, doğruluğun, dürüstlüğün, üretimin, ahlakın, sanatın, aklın ve bilimin esas alındığı, Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran 1261'de Kırşehir ilinde vefat etmiştir. Ahilik kelime anlamı olarak Arapça, kardeşim veya Türkçe akı, Divan-ı Lügat-ı Türk'te geçer bu da, cömert eli açık anlamında kullanılmaktadır. Terim olarak, 18. yüzyıldan sonra bir esnaf sanatkar birliği haline dönüşmüş olsa da,
13. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya görülmeye başlayan Anadolu'nun vatandaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kurulmasında büyük rol oynayan dini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi boyutları olan bir sistemdir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda manevi bir güç olarak nitelendirilir. Ahiliğin başlangıçta bir esnaf teşkilatı olarak ortaya çıkmadığı, içlerinde kadıların, müderrislerin, devlet adamlarının, askeri görevlilerin de olduğu, ahilerin toplumun büyük kesimlerini kucakladığı bilinmektedir. Ahiler, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında bütün şehir ve kasabalarda yiğit, ahi ve şeyh sistemi içerisinde teşkilatlanmışlardır. Anadolu, Balkanlar, Kırım, Kazan ve kültür coğrafyamızın çok yerinde ahiliğin teşkilatlandığı görülmektedir. Ahiliğin temel kaynağı fütüvvetnamelerdir. Fütüvvetnameler dini tasavvufi eserlerdir. Fütüvvetnamelerin özünde peygamber sünneti ve Kur'an-ı Kerim vardır. Peki ahiliğin oluşumuna etki eden unsurlar nelerdi? Birincisi siyasi durum. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya gelen göçebe Türkmenler Anadolu'yu vatan yapmak istemişler. Bunun için hem Bizans'la hem de Moğollarla mücadele etmişlerdir. Türklerin yeni yurt edindikleri topraklarda sürekli olarak kalabilmeleri ancak daha güçlü bir medeniyet kurabilmeleriyle mümkündü. Bizanslılara karşı kazanılan Mirya Kefalon Savaşı'ndan sonra İslam medeniyetlerini hakim kılmaya başladılar. Yeni medeniyetler inşasında ahiliğin etkili olduğu görülmektedir. 2. Sosyoekonomik sebepler. Anadolu'da hem Bizanslılara hem de Moğollara karşı teşkilatlanmak zorunda olan Türkmenler, yerleşik hayata geçip medeniyetlerini kalıcı hale getirmek durumundaydılar. Asya'dan Anadolu'ya gelen çok sayıda esnaf ve sanatkara kolayca iş bulmak, yerli Bizans sanatkarı ile rekabet edebilmek, tutunabilmek için yaptıkları malların kalitesini korumak, üretimi ihtiyaca göre ayarlamak, sanatkarlarda sanat ahlakını geliştirmek, Türk halkını ekonomik yönden bağımsız hale getirmek, ihtiyaç sahibi olanlara her alanda yardım etmek, ülkeye yapılacak yabancı saldırılarda devletin yanında savaşma, sanatta, dilde, edebiyatta, gelenek ve göreneklerde milli heyecanı ayakta tutmak gerekiyordu. 3. Dini etkenler. Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra medeniyetlerini bu inanca göre şekillendirdiler. Fütüvvetnameler esas itibariyle dini tasavvufi eserler olduğu için ahilik teşkilatının esasını bu kurallar oluşturmuştur. Ahiliğin özünde hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış hadisi şerifi esas alınmıştır. Ahiliğin esaslarında Kur'an-ı Kerim'de sıkça söz edilen İsar, başkalarına tercih etmek, uhuvvet, kardeşlik, infak, Allah yolunda harcama kavramlarının etkisi vardır. Türklerin kültürel değerleri. Her milletin kendine has bazı kültürel özellikleri vardı. Türklerin de yaratılışlarında var olan yardımlaşma, dayanışma, cesaret, mertlik, teşkilatçılık ve misafirperverlik gibi kültürel özellikleri ahiliğin bir medeniyet hareketi olarak Türkler arasında yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Fütüvvetnamelerde ahiliğin kurallarından bahsedilir. Bunlar sofra adabından konuşmaya, giyinmeye, alışveriş yapmaya, misafirlikte oturmaya, büyüklerini ziyaret etmeye, hasta ziyaretine, mezarlık ziyaretine, yatmaya, uyumaya benzeyen kurallardır. Ahi eline, beline, diline sahip olacaktır. Kapısını, gönlünü, sofrasını açık tutacaktır. Fütüvvet, iyi huy, nefisle mücadele, Allah'ın emirlerini yerine getirme, kendisini halka vakfedip herkese iyilikte bulunma, cömert olma, konukseverlik, herkesin yardımına koşmadır. Ahilik özünde eşrefi mahlukat olan insanı yerleştirerek hakka hizmet, halka hizmet anlayışıyla hem dünyevi hem de uhrevi bir sistem oluşturmuştur. Ahiler dünyayı bir imtihan yeri olarak kabul etmişler, bu sebeple hayatın bütün alanları ile ilgili ihtiyaca göre yeni sistemler oluşturmamışlardır. Ahilik ve eğitim. Ahiler kendilerine has bir eğitim sistemi oluşturmuşlardır. Akşamları tekke ve zaviyelerde fütüvvet esaslarını teorik olarak öğretmişlerdir. Kim ki iyi insan, iyi Müslümandır. Kim ki iyi Müslüman, iyi insandır düsturu gereğince insan yetiştirmekteydiler. Ayrıca gündüzleri iş başında yamak, çırak, kalfa, usta sistemi içerisinde uygulamalı olarak eğitim veriyorlardı. Bu eğitim anlayışının özünde İslami kuralları hayat tarzı haline getiriyorlardı. Tekke ve zaviyelerde okuma yazma, görgü kuralları, okçuluk, bilicilik, kılıç eğitimi, tarım işleri gibi alanlarda eğitimler de vermekteydi. Ahiler kadınları da eğitmişlerdir. Ahi Evren Veli'nin hanımı Fatma Bacı'nın kurduğu Bacıyan Rum, yani Anadolu Kadınları Teşkilatı,
Kadınları da eğitmişler, onları aşına, işine, eşine bağlı yetiştirmişlerdir. Onları meslek sahibi yaparak üretici konumuna getirmişlerdir. Denilebilir ki Bacıyanı Rum dünyada ilk kadın sivil toplum örgütlenmesidir. Rum burada Anadolu anlamındadır. Ahilik Selçuklu ve Osmanlı iktisadi sisteminin özünü oluşturmuştur. Bu iktisadi anlayışın temelinde çalışmak, üretmek, kalite, emeğe saygı, dayanışma, helal kazanç, helal lokma, yardımlaşma, israftan kaçınma gibi İslami kurallar vardır. Ahiler bu alanda da inançlarını hayata geçirmişlerdir. Ahiler, ihtiyaçlarından fazlasını ihtiyacı olana dağıtmışlardır. Ahiler toplumda denge unsuru olmuşlardır. Kurdukları vakıflarla hayatı ilgilendiren bütün alanlarda faaliyetlerde bulunmuşlardır. Fakirleri, garipleri, kimsesizleri, savaşa gidenlerin ailelerini, işinde zarar edenleri, misafirleri, yolcuları korumuşlardır. Onlara yardım etmişlerdir. Ahilik teşkilatı medeniyetimizi şu alanlarda etkilemiştir. Ehliyet ve liyakat esas alınarak milletimizin teşkilatçılık kabiliyeti uygulama alanında konulmuştur. Kendi içerisinde ehil olan seçildiği bir sistem, yeni bir yönetim modeli uygulamıştır. Ahiler kendilerine has bir eğitim modeli geliştirmişlerdir. Ahi zaviyelerinde dini, tasavvufi eğitim vererek onların iyi bir Müslüman olmalarını sağlamışlardır. Ayrıca iş başında eğitimle kaliteli üretimi sağlarken gerektiğinde askeri eğitim de vermişlerdir. Dünyada ilk defa kadın teşkilatı Bacıyanı Rum'u kurarak kadınları ahlaki ve mesleki alanda eğitmişlerdir. Anadolu'nun Türk ve Müslüman yurdu olmasında çok etkili olan ahiler, göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerinde şehir hayatına intibakları da önce olmuşlardır. Oluşturdukları ekonomik sistem, helal kazancı, alın terini, dayanışmayı, kul hakkını, ahlaki kanaatkarlığını, çalışmayı, üretmeyi ve böylelikle Allah'ın rızasını kazanarak ahiret yurdunu kazanmaya esas almışlardır. Ahilik adabı yüzlerce yıl boyunca Türk halkının milli karakterini belirlemiştir. Bugün Anadolu'daki misafirperverlik, komşuluk ilişkileri, birçok görgü kuralı, doğruluk, dürüstlük ve yardımlaşma ahiliğin günümüzdeki yansımalarıdır. Ahiler, Anadolu'nun vatandaşlaşmasında, İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde kurdukları vakıflarla yapmış oldukları şifahane, hamam, çeşme, han, medrese ve hayır kurumları ile etkili olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Kırşehir'den uç bölgesine giden Şeyh Edebali bir ahi şeyhiydi. Osmanlı'nın manevi mimarı olan Şeyh Edebali ve diğer ahiler sayesinde ahilik Osmanlı'nın kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında temel unsur olmuştur. Ahilik, kısaca Anadolu İslam'ında bir Rönesans kabul edilir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip, yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Esen kalın.